Bismillahirrahmanirrahim. Siyer'i anlatırken mutlak surette buna bir giriş yapmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bunun için de İslam öncesi dönemle ilgili olarak bazı bilgileri verip bu toplumun nereden geldiğini, kimler olduğunu anlatmamız gerektiğini de ifade etmek isterim. Özellikle İslam'ın geldiği dönemlerde o günkü dünyanın ahvali nasıldı ve kimler vardı? Bunun yanında da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hitap ettiği Araplar kimlerdi? Bunlar üzerinde kısmen de olsa durmaya çalışalım. Çünkü o dönemde biliyorsunuz gayet tabii ki herkesin malumu olan bir husus vardır ki Hazreti Nuh'tan sonra beşeriyet yeniden şekillenmiştir. Ve bu beşeriyetin şekillenmesi beşeriyetin ikinci babası olan Nuh'un tufanından sonra dünyaya dağılmak suretiyle beşeriyet adeta yeniden dünyaya yayılmış ve her bir oğlu, Nuh'un her bir oğlu bir tarafa gitmek suretiyle oralarda insanlığı türetmişler. Özellikle Hazreti Nuh'un üç oğlu olan Ham, Sam ve Yafez'e bakacak olursa, bugünkü siyahi dünyanın yani Afrika insanlarının babası olarak kabul edilen Ham, buralara yerleşmiş ve bu ırklara da Hami ırkı adı verilmiştir. Yine Orta Doğu çerçevesinde yaşayan eski Sümerler, Akkadlar, Asurlar, Babiller, Hint Avrupa'iler, ve diğer Rumlarla Persler, bunlar da aynı şekilde Sami ulusları oluştururlar ki bunların bugün için en kalabalık kitlesi Araplarla Hindulardır diyebiliriz. Bunlar Sami ırkını temsil ederler. Yafes'i temsil edenler ise Yafes ırkının devamı olan bugünkü Türkler, Moğollar, Çinliler ve Malaylardır. Yani bugünkü Malezya, Singapur ve Endonezya'da yaşayan ırkın devamı olan ırktır veya gruplardır. Bütün bunlara baktığımız zaman yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği dönemlerde kimler vardı? Hemen yanı başında Sasani İmparatorluğu ve bugünkü İran veya kısmen de Orta Asya'nın yakınlarına kadar uzanmış olan Persler vardır ki bu Persler ister istemez o günkü dünyanın ve Hazreti Peygamber'in gelmiş olduğu bölgeye en yakın kimseler olmalarından dolayı ilk münasebetler onlarla olmuştur. Ve bunun yanında da o gün yaşayan diğer bir süper devlet ise Bizans İmparatorluğu'dur, yani Doğu Roma İmparatorluğu. Her ne kadar Avrupa'da küçük devletler o dönemlerde var idiyse de fakat Batı dünyasını o gün temsil eden Bizans İmparatorluğu idi. Orta Asya'ya geldiğimizde aynı dönemde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde Göktürkler vardı. Biraz daha doğuda ise bildiğimiz gibi Çinliler, Yabanlar yani Japonlar, Malaylar yaşamakta idi. O günkü Mezopotamya'da ise Sami ırkların bir devamı olan Sümerler, Akkadlar, Babiller bu bölgelerde yaşamışlardır. Bunların Sami ırkın Araplar bölümüne gelince İbraniler ve Araplar bu bölgede yaşamışlardır. Hazreti İbrahim'in nesli olarak Babil'den çıkıp Filistin'e gelmesi, oradan Hicaz'a ulaşması sonucunda İbranilerle Arapların bu bölgede bulunduklarını görebiliyoruz. Hazreti Peygamber'in gelmiş olduğu toplum Araplar ise bunlar birkaç isimle isimlendirilmektedir. Özellikle bunlardan Arabı Baide yani yok olmuş olan kavimler. Bunlar genellikle Tasım, Cedis ve benzeri kavimlerle birlikte eski Amalik kitleleri vesaire bu Arap-ı Baide'den
sayılmıştır. Bunların nesilleri her ne kadar kısmen devam etmişse de bu Semud, Ad, Tasım, Cedis, Ümeym, Ubeyl ve Cürhüm gibi kabilelerin temsil ettiği kavimdir. Özellikle Ad ve Semud kavimleri bu bölgede yaşayan ve kendilerine Hud ve Salih peygamberlerin geldiği kavimler olduğu malumdur. Yani tabii ki bunlar hem Tevrat'ta hem Kur'an-ı Kerim'de her iki kavimden de peygamberlerinin adıyla zikredilmiştir. Kavmu Hud ve Kavmu Salih adıyla zikredilen kavimlerdir. Diğer bir Arap kitle ise Arap-ı Aribe dediğimiz Yemen'deki Araplardır ki bu Yemen Arapları dediğimiz Kahtani Araplarıdır. Ve Arapların asılları olarak kabul edilir. Arapların ataları olduklarından da bahsedenler vardır. Gayet tabii ki Arap-ı Aribeler bunlar Yemen'de Seylül Arim meydana geldikten sonra kısmen de olsa kuzeye doğru göç etmiş bir kısmı biraz sonra ifade edeceğimiz gibi Irak'a, bir kısmı Suriye'ye, bir kısmı Hicaz'a, Medine çevresine yerleşmişlerdir. Arap-ı Aribe'nin yine bir kolu gibi olan Cürhümilerin Hazreti İsmail ve annesi Hacer'in Mekke'de yerleşip orada Zemzem kuyusunun ortaya çıkmasından sonra su çölde bir hayat oluşturduğundan dolayı Cürhümiler Mekke'de çıkan bu Zemzem suyuna rağbet etmek suretiyle Hazreti İsmail'den ve onun neslinden burada yerleşmeyi istemiş ve böyle bir talepleri olunca Hazreti İsmail onların bu taleplerini kabul ediyor ve Cürhümiler de gelip bu Zemzem kuyusunun çevresinde yerleşmek suretiyle burada Kahtanilerin bir kolu olarak hayatlarını sürdürmüşlerdir. Ancak Hazreti İsmail onlardan bir hanımefendiyle evlenince İbrani olan İsmail aleyhisselamın soyu ile Kahtani olan Cürhümilerin soyu birleşince burada yeni bir Arap ırkının ortaya çıkıp isimlendirildiğini görüyoruz. Burada Arap-ı Müstarebe veya Arap-ı Muarrebe adı verilmektedir ki Müstarep Araplar sonradan Araplaşmış kimseler anlamında Hazreti İsmail'in soyundan gelenlere Arap-ı Müstarebe adı verilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de İsmail'in son asırlar sonra gelen torunu olan Adnan'ın kolundan gelmektedir. Adnani'dir. Adnan'dan Hazreti Peygamber'e kadar 25 nesil veya 24 nesil sayılmaktadır. Bunlar içerisinde Kureyş soyu önemlidir. Kureyş de Hazreti Peygamber'in 11. atası olmasından dolayı bu kabileye, buradaki Mekke'de yerleşmiş olan kabileye Kureyş kabilesi adı verilmiştir. Tarihte kurulan devlet, Arap devletlerine gelince kısaca onları şöyle giriş mahiyetinde, siyere bir giriş mahiyetinde şöyle özetleyebiliriz. Yemen'de kurulan ve Kahtani Arapların kurmuş oldukları 3 tane devlet vardır. Birisi Ma'in devletidir. Bu milattan evvel 1300 yıllarında hatta bazıları biraz daha geriye götürmek suretiyle 2000'li yıllarda kurulmuş olduğu ifade ediliyor ki bu aşağı yukarı milattan sonraya kadar kısmen yaşamış olan bir milattan önce 630 yılına kadar yaşamışlardır. Yine Sebe devleti de bu dönemde başlamak suretiyle muhtemelen Hazreti Süleyman'ın yaşadığı döneme tekabül ettiği tahmin edilmekle birlikte daha önceden başlamış olduğu ve bir medeniyet kurduğunu görüyoruz. Sebe devleti Yemen'de önemli bir medeniyet oluşturmuş. İrem Bağları diye meşhur olan oranın bahçeleri Sebe devleti döneminde geliştirilmiş. Burada yapılan setler dolayısıyla
mutlaka ortaya bir medeniyetin çıktığını ifade etmemiz gerekir. Dolayısıyla bu dönemde Hazreti Süleyman'ın Sebe melikesiyle yazıştığı ve onu İslam'a davet ettiği, innehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim diye başlayan mektubu Kur'an-ı Kerim nasıyla ifade edilmektedir ki, ama Sebe melikesinin adı zikredilmemektedir. Sadece melike diye zikrediliyor, yani oranın kraliçesi olduğu zikrediliyor. Fakat ne yazık ki bizim özellikle tefsir kitaplarında, hatta birçok çalışmada, birçok siyer çalışmasında, İslam tarihi çalışmalarında bu melikenin isminin Belkıs olduğu ifade edilmektedir ki bu son derece yanlış bir bilgidir. Belkıs diye böyle bir kraliçenin ismi Sebe hükümdarları arasında zikredilmemektedir. Böyle bir isim söz konusu değildir. Ve dolayısıyla bu muhtemelen biraz sonra anlatacağımız üçüncü devlet olan Himyeri Devleti'nin kraliçelerinden, melikelerinden birisi olma ihtimali var. Bunu meseleyi biz biraz daha ayrıntılı bir şekilde kitabımızda ele almaya çalıştık. Himyeri Devleti de milattan önce 115 yılında başlayıp milattan sonra 525 yılına kadar devam etmiş. Hatta ondan sonra biraz da Himyeri Devleti'nin devamı mahiyetinde olup da zaman zaman Perslerin hakimiyetinde olan, zaman zaman Habeş Krallığı'nın hakimiyetine girmiş olan Yemen bölgesindeki yönetimlerdir. Bu arada yine Yemen'de Ashab-ı Uhdud olayının yaşandığını ve burada Hristiyanlığa ve Hazreti İsa'ya sahih bir iman ile bağlanmış olan muvahhid bir kitlenin olduğunu, fakat her nedense Yahudi kralı ve Himyerilerin hükümdarı olan Zu-Nuvas'ın orduları tarafından maalesef bertaraf edilmiştir. Zu-Nuvas bu konuda Ashab-ı Uhdud'a büyük sıkıntılar çektirmiş olduğunu bilmekteyiz. Aynı şekilde yine Güney Arabistan'da kurulan bir medeniyetten söz etmemiz mümkündür. Kuzey Arabistan'daki kurulan devletlere gelince ise bunlar birkaç tane devletten ibaret. Mezopotamya bölgesi ile Suriye bölgesinde önemli bir hükümranlık kurmuş olan ve burada da önemli bir medeniyet sergilemiş olan Nebatiler ile Hireliler vardır ki Nebatiler bugünkü Tebbu Devleti diye bilinen Palmira Devleti'ni kurmuşlardır. En önemli olarak da Nebati dilinin Arapçanın bir farklı lehçesi olduğundan dolayı bunların biraz daha dili farklılaştıkları ifade edilmektedir. Petra şehri ve medeniyeti Arapların o günkü bugünkü Ürdün çevresinde kurmuş oldukları medeniyeti yansıtmaktadır. Palmiralar da aynı başta bugünkü Suriye'nin başkenti olan Dımaşk başta olmak üzere Fırat Nehri kenarında vahalarda yaşamış olan ve Tekmür Devleti adını alan devlettir ki bu da Nabatilerin yine ayrı bir kolu gibi de görülebilir. Diğer bir medeniyeti oluşturan ve yine bu sefer Dicle Nehri'nin kenarında hatta Şattul Arab'da bugünkü Bağdat ve çevresinde ki tabi Bağdat o zaman yok ama Irak bölgesi olarak burası Lahmiler, Lahm oğulları tarafından iskan edinilmiş ve Hira Devleti ortaya çıkarmıştır ki Fırat Nehri sahillerinde Tenuh şehrini kurmuşlar. Yine buralarda ibad kitleleri yerleşmiş. Yine Hirelilerin bir kolu olan Ahlaf grupları da yine buralarda hüküm sürmüşlerdir. Güney Arapları devletleri içerisinde Kinde devletini görüyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanına kadar yaşadığını bilmekteyiz. Suriye'de ise Gassan oğullarının bir devlet kurduklarını. Fakat Gassan isminin bir kabile ismi mi yoksa
sen suyu veya çayı çevresi, ırmağı çevresinde yaşadıklarından dolayı mı buna Gassaniler denmiştir? Bu kaynaklarda iki ayrı bilgi mevcuttur. Dolayısıyla İslam öncesi Arap medeniyetine baktığımız zaman gerek Yemen'de, gerek Mezopotamya'da, gerekse bugünkü Bilad-ı Şam dediğimiz Ürdün ve Suriye çevresinde gayet de hatırı sayılır bir medeniyet kurmuş olduklarını görüyoruz. Bu dönemin ardından cahiliye devri Araplarına gelmiş oluyoruz ki cahiliye devri Araplarına da bir sonraki bölümde devam edeceğiz.